y eşittir karekök içinde x eksi 1 eğrisinin altında ve x eşittir 1 ile x eşittir 6 arasında kalan alan için bir tahminde bulunmaya ne dersiniz? İşte bu alandan bahsediyorum. Bu alan için tahmini bir değer elde etmeye çalışacağız. Bunu aynı genişliğe sahip 5 tane yamuk ile yapacağım. Evet, burası sol, burası da sağ sınırı olacak. Birinci yamuğun sağ sınırı aynı zamanda ikinci yamuğun da sol sınırı ya da kenarı olacak. Bu üçüncüsünün sağ kenarı, bu dördüncüsünün ve bu da beşincisinin sağ kenarı. Anlaştık mı? X yönünde 1'den 6'ya doğru, yani 6 eksi 1 birim yol aldığımız için bunu eşit 5 parçaya ayırdığımızda yamukların genişliklerinin 1 birim olduğunu buluruz. Yamukların genişliklerine delta x dersek, böylelikle delta x'in 1'e eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi de yamukları çizelim. Birincisi buna benzeyen bir şekil olacak. Evet, haklısınız, bu bir yamuktan çok üçgene benziyor. Neyse, ikincisi buna benzeyecek. İsterseniz birincisi için kenarlarından birinin uzunluğu 0 olan bir yamuk diyelim. Hem kafamızda karışmamış olsun. Üçüncüsünü de bu şekilde çiziyorum. Dördüncüsünü böyle ve beşincisini de böyle. Şimdi bunların alanlarını hesaplayıp eğrinin altında kalan alanın neye eşit olduğu üzerine bir tahminde bulunmaya çalışacağım. Birinci yamukla ya da üçgenle, her ne demek istiyorsanız, evet, bununla başlayalım. Bunun alanını nasıl hesaplayabiliriz? Yamuğun alanı söz konusu olan şekil bu olduğunda az sonra üçgenin alanına dönüşeceğini göreceksiniz. Evet, yamuğun alanı iki kenarın, paralel iki kenarın dersem daha doğru olacak, uzunluklarının ortalaması, yani f1 artı f2 bölü 2 çarpı yükseklik, yani delta x. Evet, budur. Bunun birinci yamuğun alanı olduğunu göstermek için hepsini kırmızıyla yazarsam daha iyi olur. İnceleyecek olursak f1 sıfıra eşit olduğu için alan bu kenar çarpı bu kenar, yani taban çarpı yükseklik bölü 2'ye eşit oldu. Ve az önce de söylediğim gibi bu üçgenin alanından başka bir şey değil, öyle değil mi? Sıra geldi ikincisine. Artı f2 artı f3. Bu iki yüksekliğin ya da kenarın ortalamasını alacağız. Bölü 2 çarpı taban, yani delta x. Ve üçüncüsü için f3 artı f4 bölü 2 çarpı delta x. Ve dördüncüsü, renk seçmekte biraz zorlanıyorum. Evet, dördüncüsü f4 artı f5 bölü 2 çarpı delta x. Ve beşincisi de, bunu da sarıyla yazayım, f5 artı f6 bölü 2 çarpı delta x. Şimdi bunu biraz daha sade hale getirip getiremeyeceğimize bakalım. Terimlerin hepsinde 1 bölü 2 delta x olduğundan bunları 1 bölü 2 delta x parantezine alabiliriz, öyle değil mi? Bunun alan için bir tahmin, evet, tahmin olduğunu da not edelim. Bu bir tahmin ve her ne kadar alanın bir kısmını göz ardı ediyor olsak da yamukların iyi bir iş çıkardıklarını görüyorsunuz değil mi? Buradaki alanı göz ardı ediyoruz. Görmesi biraz zor ama bunu, bunu ve bunu da göz ardı ettiğimiz için düşük bir tahmin elde etmiş olacağız ama tahminimiz kötü bir tahmin olmayacak. Haydi sadeleştirmeye çalışalım. Yaklaşık eşittir işaretini koyuyorum ve az önce de dediğim gibi bunu 1 bölü 2 delta x parantezine alıyorum. Bunu yapınca geriye nötr bir renkle devam edeyim. Buradan delta x bölü 2'yi alırsam geriye f1 artı f2. Bir tane daha f2 olduğu için buna 2f2 yazalım. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi, kalkülüs kitaplarınızda buna benzer bir şey gördüğünüzde şaşırmamanız, çünkü bu yapılan yamukların alanlarını toplamaktan başka bir şey değil. Devam edelim. 2 tane f3 olduğu için 2f3 yazalım. Artı 2 tane f4. Evet, bundan da 2 tane var. Artı 2 tane de f5 ve son olarak 1 tane de f6 var. Genel konuşmam gerekirse fonksiyonun alt sınır değerinde aldığı değerden 1, üst sınır değerinde aldığı değerden 1 ve aradaki değerlerde aldığı değerlerden de 2 tane var diyebilirim ve tüm bunlar yamukların alanlarından geliyor. Bunun bu şekilde yazılması aslına bakarsanız pek hoşuma gitmiyor. Başka bir deyişle bu şekilde baktığımızda buradan yamukların alanlarını ayırt etmek son derece zor. Ama bu şekilde yaparsanız neyin ne olduğu çok daha iyi bir biçimde anlaşılıyor. Neyse, artık sonucu bulmaya hazırız. Delta x'in 1 olduğunu biliyoruz. O halde bunların neye eşit olduklarını bulursak sonucu da bulmuş olacağız. F1. Bir bakalım orijinal fonksiyonumuz neredeydi? Evet, karekök içinde x eksi 1, bu durumda f1 yani karekök içinde 1 eksi 1 sıfıra eşit olur değil mi? Burası 2 çarpı karekök içinde 2 eksi 1'den 2'ye. Bu rengi birinci yamuk dışında bir şey içinde kullandım, umarım sorun olmaz. F3'e geldik, 3 eksi 1 2 eder, 2 çarpı karekök içinde 2, fonksiyonun 4'te aldığı değer karekök içinde 3 çarpı 2 yani 2 kök 3, evet. Buradan 2 çarpı 4'ün karekökü yani 2'den 4 gelir ve buradan da karekök 5. Evet, sona çok yaklaştık. Hesap makinemi çıkarayım. Evet ve 0,5 çarpı, 0 yazmama gerek yok ama takip edebilmeniz için yazayım. 0 artı 2, bu arada hesap makinem gitti. Evet, burada. Artı 2 kök 2 artı 2 kök 3 artı 4 ve artı kök 5. Hazır mısınız? Yuvarlarsam 7,26 elde ediyoruz. Evet, bu alanın yani x eşittir 1 ile x eşittir 6 arasında karekök içinde x eksi 1 eğrisinin altında kalan alanın tahmini değeri 7,26'ymış.